doktora gittiğimde Almanya'da dedim ki bu yağ bezi ben peynir yediğimde yıllar önce 30 yıl oldu. Büyür mercimek kadar olan nohut kadar oluyor. Peynir ağırlıklı beslenirsem peynir ağırlıklı beslenmedim tekrar küçülüyor. Büyüdüğümde rahatsız ediyor. Damarları sıkıştırıyor. Ağrı yapıyor. Böyle kaldı anlamadı. Peynir dedim neye dönüşüyor? Yağa dönüşüyor. Yağ nedir? Yağ asidi. Yağ asidi nedir? Asit. Asit niye sebep olur? Asidoza. İnsan bünyesi zaten 100 milyon hücrenin faaliyeti sırasında glikozu enerjiye dönüşürken asit ortaya çıkıyor. Bir de peynir yersen asit iki katına çıkıyor. Bünye bunu asidi suya ve karbondioksida dönüştürerek atar. İdrar yoluyla, nefes yoluyla. Ama siz peynir yediğinizde iki katı asit ortaya çıkarsa bunu atamıyor. Ne yapıyor? Asetata dönüştürerek depoluyor. Çöplüğe dönüyor insan bünyesi. Yani peynir yiyen insanların vücudu çöplüğe dönüyor. Diyor ki bazıları ben hep peynir yiyorum hiçbir şey olmuyor. Herkesin bünyesi aynı değil. Birisi 100 gram peynir yese tehlikelidir. Diğeri yarım kilo yese sorun değildir. Her insanın bünyesi farklı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada 3200 bayan üzerinde araştırma yapmıştır. Yapılan araştırmada bir, yağlı et, sucuk, salam, sosis yiyenlerde iki, peynir yiyenlerde İdrarında aşırı oranda asit ve kalsiyum tespit edilmiştir. Bu ne demek? Peynir yiyorsan kalsiyum atıyorsun, asit atıyorsun. E yani bu da bu ne demek? Peynir yersen ya bez oluşur, miyom oluşur, kist oluşur, nodul oluşur, tümör tümör oluşur. Bu nedenle peynir başta Çin, Hindistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde, Malezya, Endonezya yani dünyada 5 milyar insan peynir yemez. Neden yemiyorlarmış? Çöp diyorlar. Ben Malezya'ya gittim de hiçbir tarafta peynir göremedim. Neden yemiyorsunuz? Yenmez diyorlar bu. Bilmiyorlar zaten çoğu da. Bilenler de yemek diyorlar. Sağlıklı değil diyorlar. Araştırdım ben nedenin için yenmediğini. Yıllar önce enfeksiyonu tetikliyor. Çünkü vücutta çöplükler oluşmasına sebep oluyor. Asetata dönüştürüp depoluyor. Bu çöplüğün içerisinde de cüruf yani bakteri, virüs, o mantarlar yerleşir. İnsan vücudunda odaklar oluşuyor. Mikropların yerleşebileceği, çoğalabileceği vesaire. Evet. Bunun en güzel çözüm yolu nedir? İksir. Eski ismi iksir, yeni ismi zence, zencefil may. Her türlü miyom, kiz, nodül, yağ bezi tümörü eritir. İkincisi zerdeçal her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Klinik araştırmaları var. İsteyenler doğaltedavi.com bakarak oradan ayrıntılı bilgi edinebilirler. Hürmetler, saygılar.